Evet Heh. Elif. Ha? İyi. Stüdyoya Cüneyt Bey, geçmiştim. Burak oturuyordu da burada. Hemen onu böyle Hemen kaldırdım. Burak'ı ittin, sen gelsin. Hiç çekil oradan deseydin yani. Evet, Neymiş öyle oldu Frenson? biraz. Herkes tartışıyor. Ben yanlış. Kankanın sana yükselmesi demek işte, değil mi? Aslında öyle değil. Şimdi bir örnekle anlatalım Cüneyt Bey. Mesela benim bir arkadaşım var. Biz onunla güzel vakit geçiriyoruz. İşte yemeklere gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Ama ben ona içten içe bir şeyler hissediyorum. Şimdi karşı taraftaki de bunu anlıyor ama benim arkadaşlığımı devam ettirmek istiyor. Dolayısıyla şöyle bir şey yapıyor. Beni arkadaşlık zonuna doğru itiyor. Yani ben onunla flört etmeye çalışıyorum ama o benimle arkadaş kalmaya çalışıyor gibi bir Bunun şey oluyor. emareleri neymiş mesela? Belki de herkes bir friend zone'un içine itilmiş durumda. Nasıl anlıyorsun Mesela bunu? ben işte akşamları kahve içmeyi teklif ediyorum. Beni reddediyor. Ya da işte atıyorum mesajlarıma çok kısa kısa cevaplar veriyor ama bu arada mesajlarıma cevap veriyor. Ama kısa, net, daha böyle. Mesela eski sevgililerinden rahatlıkla bahsedebiliyor bana. İşte biz eski sevgilimle buraya da gelmiştik. Ama mesela benimle de gidiyor oraya gibi şeyler. Sürekli bizim aramızdaki arkadaşlık ilişkisinin ne kadar onun için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğundan bahsediyorsa beni friend zone'a doğru böyle çevik kuvvet gibi itmiş oluyor. Al bunu, al 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 Frenzon, Evet. al al al. Peki sen arkadaş kalıyor musun? Sen şimdi yükselmişsin, sen bir anda kendini Frenzon'da böyle dımdızlak bulmuşsun. Arkadaşlığa devam ediyor musun ondan sonra? Yani bir taktik de olabilir. Arkadaşlara devam da edebiliriz. Uzun vadede bir plan yapıp onu nasıl friend zone'dan tekrar o benim olmasını istediğim zona nasıl çekerim bir planda yapabilirim yani uzun vadeli. Peki böyle senin listeler o varmış öyle mi? Böyle insanların hani ya bunu Frenzone'a ve aranızda konuşuyor musunuz ya? Bizim zamanımızda Tabii. Frenzone yoktu yani. Konuşuyor musunuz Tabii aranızda? konuşuyoruz. Benim mesela friend zone'da tuttuğum ama işte ihtimaller listesi. Ha, bir dakika yani. Belki bir gün Cüneyt Bey, belki bir gün olarak. Ha, Frenzone'da belki bir gün ihtimali var mı yani? Belki bir gün hani ya bu da olabilir hani tamam şimdilik arkadaşız ama. Evet, şimdilik friend zone'da tutuyorum ama belki bir gün olabilecek insanların listesi var. Her kızın vardır diye düşünüyorum bence ya. Senin başına geldi mi? Geliyor mu böyle şeyler? Evet, arkadaşlık ilişkilerinde oluyor böyle şeyler yani. Ama friend zone'layan bendim. Friend zone'lamak deniyor bu arada buna. Friend Ya zone'ladı beni diyoruz mesela. Friend sen birisini zone'layan bendim. friendzone'luyorsun yani. Yani Evet. şey alıyorsun. Sana yükseleni sen friendzone'luyorsun. Evet, o anladım mesela flört etmeye çalıştın. Direkt friend zone'a itiyorsun onu. Friendzone'landın mı acaba? Ben bir düşüneyim. Ya bu nasıl ya? Friendzone'luyorsun yani. Allah'ım. Bu yaygın mı peki yani? Kenan da diyor ki burada Yaygın. şey yani onlar var var diyor. Herkes bir sürü frenzonda adam var diyor. Hiçbirini bulamıyorlarsa gidip onunla evleniyorlar diyor. Evet, Evleniyor evet, musun bir evet, de? evet. Evet, en sonunda muhtemelen o friend zone'ladığın kişiyle evleniyorsun. Bu arada yüksek bir istatistikmiş. Biz geçen gün muhabir odasında bunu konuşuyorduk. Yani uzun vadede arkadaş kaldığın ama içten içe bir şeyler de hissettiğin ama kesinlikle arkadaşsın bu arada. Hani flört adına hiçbir şey yok. Hikayenin sonunda mutlaka o iki arkadaş birbiriyle evleniyor. Yani hepimizin verdiği örnek bunlara çok benzer şeylerdi. Allah Allah. Yani Frenson'a koyuyorsun onu. Böyle dondurucuya koyar gibi. Hani şey Evet, yapmıyorsun, atmıyorsun, vaktinin etmiyorsun gelmesini da. Şöyle bir bekliyorsun. dolaşıyorsun sen. Bakayım kim var ve şey. Aa hiç kimse kalmadı gel bakayım. Dolaptan indiriyorsun. Dolapta kalmış Çözündürüyorsun bir somonları nasıl mikrodalgada. değerlendiriniz? Gel evlenelim diyorsun. Evet. Ay Allah'ım. Başka var mı böyle başka ilginç kavramlar? Bunlardan şey yap. Anlat Yapalım bana yani. olur. Ghostlamak, love bombing bunları zaten siz anlatmıştınız. Bizim yılbaşı yayınında da bahsetmiştik. Bu tip ilginç kavramları biz bakalım tekrar kızlarla. Bak mesela bizim Başak diyor ki ben friendzone'a atmak istediklerimi direkt reis diyorum. Evet öyle Böyle şeyler belirtileri var diyor. Kişisel herkesin şeyleri Kral. var diyor. Herkesin 30 yaşına geldiğinde evlilik anlaşması yaptığı insanlar varmış. Böyle mi Evet. gerçekten? Evet Nasıl mesela bir yani? arkadaşın var. Normal bir arkadaşın. Çok güzel, keyifli vakit geçiriyorsunuz. Onun da bir kız arkadaşı yok. Senin de bir kız arkadaşın yok. Birbirinize bir yani bir anlaşma imzalıyorsunuz. Sözde bir anlaşma bu. 30 yaşıma geldiğimizde eğer ikimiz de bekarsak ne yapalım? Biz evlenelim. İyi de anlaşıyoruz. Güzel de oluyor. Böyle anlaşmalar var, evet. Bu ara herkes yapıyor bunu Evet, yani. sonra neden boşanmalar artıyor diye istatistikler yayınlanıyor. Biraz da bu friend zoning'den olabilir yani. Gatekeeping varmış. Var mı öyle bir şey? Gatekeeping. Gatekeeping. Biliyor musun? O Duydun mu öyle bir da şey? onu duymadım Bir Cüneyt Bey. izleyicimiz yazdı. Onu duymadım. Peki Elifçim, sağ olasın. Vallahi günümüzü renklendirdin. Rica Friendzone'la sana ederim. güzel friendzonelamalar canım. Allah kimseyi Teşekkür ederim. Evet, acı bir friendzonelatmasın ama. şey. Böyle bir şey de diyebiliriz. Yani. Allah kimseyi İnşallah başımıza friendzonelanacak gelmez. bir duruma sokmasın yani. Aman.
Fenerbahçe'ye bir yıldız geliyor. Mekke'de 6 aydır aşırı yağışlardan dolayı dağlar yeşermeye başlamış. Böyle bir haber var. Ona bakıyorum yani. Bakayım ne konuşuluyor diye şeye girdim sosyal medyada. Dolar mı çıkıyor? Abi doları öyle bir tutuyorlar ki. Hazine %9.75 faizle 2.75 milyar dolar borçlandı. Doların kuyruğunu tuttular, bırakmıyorlar. Neden? Bırakmazlar tabii abi. Niye bıraksınlar yani? Seçime kadar her şey dondurulmuş durumda memlekette. Hatta yani bu üç marketlerin dışında başka fiyatlarda da indirim ve fiyatları dondurma diye bir şey bekleniyor. Ne konuşuluyor? İsmail Küçükkaya'ya Kılıçdaroğlu konuşmuş. Mesele %1, %3, %25, %50 diye bakamayız. Liderler, siyasi partiler yasamıza göre genel başkan olduğu için eşittir. Altısı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyoruz. Bakanlık dağılımı da her partiye oy oranıca yapılacaktır. O zaman Demokrat Parti'ye diyecekler ki ya size artık bir müsteşarlık veriyoruz ya da Ahmet Bey biliyorum hayaller Dışişleri Bakanlığı ama gerçekler ne yazık ki konsolosluk. Bu oy oranına göre böyle bir şey diyecekler yani. Hani. Bakalım ne olacak? Bir Cüneyt Özdemir yazayım bakayım Twitter'a. Ne tür gıybetler çevirmişsiniz benim hakkımda? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nun Umre'ye gitmesi seni niye rahatsız etti anlamadım. Cihat soruyor. Cihat'cığım niye rahatsız etsin? Yani ben dedim ki bir yerden başlamak lazım. Yani belki de İdil gelecek, Diyarbakır'a gidecek, Antalya'ya gidecek. Hala kurmadılar mı şeyi demokrasi nöbetine? O Saraçhane'ye bakalım o şey ne zaman kurulacak? O sahne kurulduğu gün anlayın ki Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası başlamış durumda. Dedim ya oraya sahne kuracaklar. Demokrasiye sahip çıkmak için işte bir Yavuz Bingöl olsun, bir Kıraç olsun, sanatçılar, siyasetle ilgilenen sanatçılar gelecekler. Orada İmamoğlu'na yapılan haksızlık için şarkılar söyleyecekler, türküler söyleyecekler. Henüz kurulmadı ama. Bir rahatsızlık duymuyorum ya. Niye rahatsız olayım? Özen Uygun diyor ki Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu masadan atılmalı. Masadaki Truva atları, işleri güçleri masayı sabote etmek. Onların geldikten sonra masada işler kontrol edilemez hale geldi. CHP ve İYİ Parti tek başına zaten masayı sırtlıyor. Diğerleri sırttaki küfe gibi. Şimdi bu söylem gördüğüm kadarıyla hükümete muhalif kanallarda da dile getirilmeye başlandı. İşte ya bu Ahmet Davutoğlu da amma havalara girdi. %1'lik oyuyla ne kadar şey yapıyor diye çeşitli atarlanmalar başladı. Tabii insan görünce yani ben demiştim demeyeceğim ama yani sevmiyorum bu cümleyi. Çünkü dedim ya hani böyle gazeteciler çok şey yapıyor. Neyse yani en azından insanlar ne olduğunu farkına varıyorlar. Yanlış anlaşılmasın ben altılı masaya karşı falan da değilim. Bu altılı masayla ilgili mesela dün de dedim bir daha altını çizeyim. Ya bir şeyi eleştiriyor olmak ona karşı olmak değil ki. Bir şey iyi olsun diye de eleştirirsiniz yani. Bir şey aksaklık var bakıyorsun burada işler kötü gidecek diyorsun. Görünüm tecrübeyle şeyle. Diyorlar ki ya oğlum sen ne demek yani sen istemiyor musun? Yani öyle bir şey demiyorum daha iyi olsun diye bak burada bir şey var. Bu şuna benziyor yani adamın lastiği patlak gidiyor sen görüyorsun diyorsun ki ya lastiğin patlak. Ne yani sen beni istemiyor musun diyor. Ya kardeşim lastiğin patlak inmiş çarpacaksın yani arabayı kaza yapacaksın şey. Sana ne diyor geçiyor. Sen zaten bilmem neyandısın diyor. Sen zaten Tesla'yı arabayı garajda unutansın diyor geçiyor. Cüneyt Bey, ümitsiz vakalarla uğraşmayın. Bunlardan amiyane deyimle bir cacık olmaz. İyi yayınlar. Ahmet Can söylemiş.